Yozgat'ta bedensel engelli 15 yaşındaki Zeynep Kılınç ve 25 yaşındaki Ayşe Uzar, tekerli sandalye basketbol milli takımı formasını giyebilmek için haftanın 3 günü yoğun bir tempoyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğuştan bedensel engelli Zeynep Kılınç ve Ayşe Uzar'ın hayatı, tekerlekli sandalye basketbol 3. liginde mücadele eden Umut Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu'nun davetiyle değişti. Sorgun kapalı spor salonunda antrenörleri Hamza Kablanoğlu öncülüğünde basketbol antrenmanlarını sürdüren Zeynep Kılınç ve Ayşe Uzar, hayata küsmek yerine basketbol oynayıp sosyal aktivitelere katılarak örnek bir yaşam sürüyor. Basketbolla tanıştıktan sonra çok çalışarak takımının değişmezleri arasına giren hırs ve performanslarıyla da dikkat çeken genç oyuncular, milli takıma seçilip ay yıldızlı formayı giyebilmenin hayaliyle yaşıyorlar. İsmim Ayşe Uzar. Bir sene önce tekerlekli basketbolla başladım. Bir sene oldu başlayalı. İşte bundan 3 ay önce milli takım seçmelerine gittik Aksaray'da. Orada verimli geçti. Sağ olsunlar Hamza Hocam, Zeynep Başkanım sağ olsun, onların sayesinde gittik. Bu şeyi elde ettik. Milli takım formasını giymek, hani milli takıma seçilmek benim hedefim. Seçerlerse gurur duyarım. Seçildiğim zaman da ömür boyu onu gururla taşıyacağımı inanıyorum. Evet. Bu sporla tanışmadan önce evdeydim. Boşuydu yani, zamanım boş geçiyordu, canım sıkılıyordu. Ama bu sporla Hamza Hocam sayesinde, Zeynep Başkanım sayesinde tanıştım. Hayatım değişti. Yani arkadaş bakış açısı değişti. Yani çevrelerde de böyle bir değişimler falan oldu. Onun için çok mutlusun. Evet, onun için çok mutluyum. Merhaba, ben Zeynep Kılınç. 15 yaşındayım. 10. sınıfa gidiyorum. Benim spina bifida hastalığımın adı. Omurilik sıvısı, benim orada boşluk var sırtımda. Bundan kaynaklı da yürüme bozukluğum var. Evet. Basketbol sporuna ne zaman başladın? 2 yıl önce başladım. Kim teşvik etti? Nasıl başladın? Anlatır mısın? Ailem yaptı. Ailem teşvik etti beni. Yoksa ben başlamayacaktım büyük ihtimal. Yani güzel de oldu bence. Yani daha çok bir sürü şey değişti hayatımda. Neler değişti? Mesela daha çok sosyal oldum diyebilirim. Yani arkadaş ortamım düzeldi. Böyle daha çok bir şeylere kendim birinin yardım olmadan bir şeyler yapabiliyorum. Yapabildiğimi fark ettim yani. Yani eskiden pek yapacağım bir şey yoktu bu spora başlamadan önce. Boş zamanlarımda da yani hiçbir şey yapmıyordum genellikle de. Bu sporla da hayatım büyük bir yeri değişti yani. Basketbol alanında gelişiyorum. Yani onu daha çok yapabilmek benim hayalim. Milli takım formasını da, yani milli takımı da oynamayı da isterim ben. Çok istiyorum. Bir hedefim bu da benim. Seçmelere katıldın, davet edildin. Evet, seçmelere katıldım, davet edildim. Yani seçilmeyi de istiyorum milli takım. Ay yıldızlı Ay yıldızlı forma giymek en büyük hayalim benim.